Gazetesi'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri NTV Santrali'nden kazadan önce 139 defa arandı haberine gazetenin kullandığı belgeyle yanıt verdi. Taraf sürmanşetten verdiği haberi bir belgeye dayandırmış. Belgeye göre NTV Muhsin Yazıcıoğlu'nun cep telefonunu kazadan önce 139 defa aramış ve manyetik alan oluşturarak helikopteri düşürmüştü. Taraf gazetesinin elinde bulunan kayıtlarda ilk arama 14.34 olarak yani kazadan önce görünüyor. Bu saat doğru. Ancak GMT'ye göre. Türkiye saatine göre ise ilk aramanın yapıldığı saat 16.34 yani kazadan sonra. Çünkü Türkiye saati ile GMT arasında 2 saat fark var. Peki nedir bu GMT saati? GMT İngiltere Greenwich'e göre ayarlanan dünya saatidir. Bütün dünya ülkeleri GMT'yi referans olarak kabul eder ve Türkiye saati GMT'den 2 saat ileridedir. NTV'ye göre taraf gazetesi GMT saatini yok sayarak NTV'yi suikastle suçlamış. Yani taraf gazetesi ya GMT saatini bilmiyor ya da bildiği halde kasıtlı olarak bu haberi yaptı. Taraf gazetesi bu telefon kayıtlarını aldığında hiçbir araştırma yapmadan komplo teorileriyle yarattığı bir senaryoyu haber gibi sunmuştur. Bu nasıl gazetecilik diye soran NTV televizyonu basit bir araştırmayla arama kayıtlarının GMT'ye göre tutulduğu öğrenilebilirdi. Bunu yapmak keyfi değil, temel bir gazetecilik refleksidir diyor. Taraf gazetesinin saat dilimi hesaplamadan yapılan haberi CNN Türk'te medya mahallesinde de konuşuldu. Ayşenur Aslan'ın konuğu Mehmet Ali Birant'tı. NTV son derece önemli, esaslı bir haber kanalı. Tabii ki arayacak, belki de 500 defa da arayacak. Biz de aradık o gün. Yani bu bilmemiz anlamında değil. Vallahi bilmiyorum çünkü bu ellerinde geçen bu şeyden bu sonuca varmak çok son derece zor. Ahmet'e sormak gerekiyor. Acaba o sıralarda başka önemli bir şey yoktu da bu mu? Çünkü bazen insan bunu da yapabiliyor yayıncılık hayatında. Küçük de olsa bazı olayları büyütüp değil. Yani bu değil. Buna Ahmet'e sormak gerekiyor çünkü yanlış. Hiç bunun şey tarafı yok.